Merhaba arkadaşlar. Pratik matematik videolarına denklem kurmama problemleri bölüm 2 ile devam ediyoruz. İlk bölümde ben kendim birkaç tane yazmıştım soru. Ama şöyle yorumlar gelmiş. Acaba bunlar sadece belli tip sorularda mı geçiyor? Yani ona özel birkaç soru tipi hazırlandı da soruldu mu şeklinde. O yüzden bu videoda KPSS 2012 lisans sınavından denklem kurma problemi sorularını seçip koymaya çalıştım. Bunlar üzerine denklem kurmadan soruları çözmeye deneyeceğim. Umarım faydalı olur. Yeni videolar için kanala abone olabilirsiniz alt taraftaki butondan YouTube kanalına. İlk soruda diyor ki Emre maaşının %70'ini harcadığında kalan maaşı aylık ev kirasının %80'ini karşılamaktadır. Evin aylık kirası 600 TL olduğuna göre Emre'nin maaşı kaç TL'dir? Şimdi Emre maaşının %70'ini harcıyormuş. Maaşın tamamı %100 değil mi aklımızda? %70'i giderse %30 kaldı. %30. Bu %30 onun evinin kirasının %80'ini karşılıyormuş. Şimdi %80 biraz kafada tam oturmayan bir ifade, muğlak. Şöyle diyelim, %80 demek 80 bölü 100. Bunu ben bir sadeleştireyim. Şu sıfırlar gitti. 8 ile 10'u sadeleştirdim. 4 bölü 5. Yani 5'te 4'ünü karşılıyormuş evinin kirasını. Şöyle bir kutu çizersem, 5 kutuya bölersem 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 kutudan 4'ünü sağlıyormuş evinin kirası, yani %30. Evinin kirası 600 TL'ymiş. Bunu kutulara dağıtırsam 120, 120, 120, 120 ve 120. İlk baştaki ifade, yani %30, az önce ne demiştik? Bu kiranın 5'te 4'ünü sağlıyor. Yani şu 4 kutuyu sağlıyor. Öyleyse %30'u 480'miş. Bunu buradan bulduk. %30'u 480'miş. Bize maaşını soruyor. %30 480 ise bunun 3'te 1'i, yani %10 da bunun 3'te 1'i 160'a denk geliyor. Tamamı %100'ü, %10'u 10 ile çarparken 1600'e de, 160'a da bir sıfır atıyorum, 1600. Demek ki tamamı 1600'müş. Ne yaptım? Önce %30'u buldum. %30 ev kirasının 5'te 4'üne, 4 bölü 5'ine denk geliyormuş. Şunu sadeleştirince 5 kutu çizdim. 4 tanesi %30'a denk geliyormuş. Şurası, burası %30 ise, 480 ise %10'u 160'tır. İki tarafı da 3'e böldüm. Sonra %10'u bulduktan sonra %100'e ulaşmak kolay. İki tarafı da 10 ile çarptım. Bir sıfır ekledim. Devam edelim. Bir sinema salonunda bulunan 50 koltuğun bir kısmı mavi, kalan kısmı kırmızı renktedir. Şimdi mavi koltuklar var, kırmızı. Boş salona gelen 10 kişilik bir seyirci grubunun yarısı, yani 5 kişi demiyor da 5 kişi mavi koltuklara oturuyor. Şu mavilere 5 kişi oturuyor. 5 kişi de kırmızı koltuklara oturuyor. Buralara 5'er kişi oturdu. Kaç kişi kaldı? 50 kişi vardı, 40 kişi kaldı. Bu 40 kişi diyor ki oturduğunda boş olan mavi koltuk sayısı boş olan kırmızı koltuk sayısının 4 katı oluyor. Yani burada mavi ve kırmızı koltuklar var ve toplam 40 tane, boş olan mavi koltuk sayısı kırmızının 4 katı. Yani 4 tane, şöyle çirkin oldu, 4 tane mavi koltuk diyelim. Bir tane de kırmızı koltuk var. Bu 40 taneyi, 40 kişiyi bu koltuklara dağıttığımızda 5 tane kutu olduğu için her birine 8 diyebiliriz. Şimdi 8 çarpı 4 32, mavi koltuklarda 32 artı burada 5, 37 kişi var. Diğerinde ise 8 artı 5'ten 13 kişi var. Şu anlatımda, şu ilk başta keşke şuna kutu demeseydim, daire deseydim, ikisi daha iyi ayrılırdı. Bunları daire diyebiliriz. Kalanları kutu olarak gösterdim. Bu bunun 4 katı olduğu için buna 4 tane kutu çizdim, buna bir tane kutu çizdim. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz.
Şimdiki soru sınavın en zor sorularından idi. Aşağıdaki tabloda A ve B sürücü kurslarının teorik ve direksiyon dersleri belirtildiği ücret tarifesi verilmiştir. Teorik dersleri almanın zorunlu olduğu bu iki sürücü kursundan A kursuna giden Ayhan ile B kursuna giden Burcu eşit sürede direksiyon dersi almış. Kurslara teorik ve direksiyon ücretleri vermiştir. Şu önemli, kurs sonunda aynı miktar ücret ödüyorlar ve kaçar saat direksiyon dersi almışlardır diyor. Şimdi başlıyorlar teorikten ilk. Birisi 420 veriyor, birisi 250. Bu Ayhan, bu ismi yok B, Burcu ha. Burada A, B demiş. Şimdi başta bu 420 ödedi, bu 250. Teorik kurs bitti. Ayhan dedi ki bana 170... Hemen baktı Burcu'nun ödediğinden, kendi ödediğinden Burcu'nunkini çıkarttı. 170. Gitti kurs sahibine dedi ki bana 170 lira fazladan hesap ödettiniz siz. O kurs sahibi de dedi ki bizim teorimiz pahalıdır ama direksiyon derslerimiz ucuzdur. Dedi nasıl peki bu 170'i çıkaracağım? O da dedi ki ilk 10 saatimiz ücretsiz. Onun her saati 15 lira. Dolayısıyla ilk 10 saatte sizin 150 lira karınız var. Tamam dedi, eyvallah ama 20 lira daha fazla ödemişim ilk başta. Bu 20 lirayı nasıl kapatacağız? O da dedi ki onun 10 saatten sonra bizim ders ücretimiz 10 lira, onun 15 lira. Yani arada 5 lira fark var. Dolayısıyla o her derste 5 lira daha fazla ödeyecek sizden. 20 lirayı ise 4 saatte kapatacaksınız. 4 saat sonra ikinizin ödediği de eşit olacak dolayısıyla toplamda. Burada bir 4 saat var. Burada da 10 saat var. Toplamda 14 saat ikisi de kurs alıyor. Bir oto galerisinde çalışanlar sattıkları her bir otomobil için sabit bir prim almaktadır. Ocak ayında bu galeri çalışanlarından Cenk, Barış'ın 3 katı kadar otomobil satmış ve bu iki çalışan toplam 2400 lira prim almıştır. Şimdi para çizmeye çalışacağım, beceremeyeceğim. O yüzden bunu nasıl yapalım? Şöyle dikdörtgen, para gibi düşünelim. Biri diğerinin 3 katı satıyor. Kim? Cenk Barış'ın 3 katı. 3 kat para alıyor yani. Toplam 2400 lira. 2400'ü dağıtalım. 4 kutu var, 4'e bölelim. 24'ü 4'e bölelim. 6, 2 sıfır atalım şuraya. 600. Her para 600. Cenk 3 tane 600 almış, öbürü bir tane 600 almış. Sonra ikinci bilgi geliyor. Denklem kurma problemlerinin klasik şeyi, iki bilgi. Barış aynı ay içerisinde 6 otomobil daha satmış olsaydı, şimdi Barış düşünüyor diyor, ulan aldık parayı az ama 6 tane araba satsam aynı parayı alacaktım. Yani 6 tane arabayı satsa otomobili şunları da alacaktı. Bunlar 6 tane arabaya denk geliyor. Yani ne bu? 1200, 600 artı 600, 1200, 6 tane arabaya denk geliyormuş. 1200'ü 6'ya böldük mü? Demek ki bu adamlar araba başı 200 lira para kazanıyorlarmış. Bereketini görsünler deyip geçiyoruz. Ahmet X yılında, Mehmet ise Y yılında doğmuştur. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının iki katı olduğuna göre. Şimdi ben bu bilgiyi alıyorum. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının iki katı. Pratik Matematik 1 diye bir video var kanalda. Sihirli 100 diye bir bölüm var. Tavsiye ederim. Orada 10 ve 100 sayılarının denklem kurma problemlerinde kullanmanın nasıl pratiklik sağladığını anlatıyor. Şimdi Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının 2 katı. Ben 2000 yılına gidiyorum. Cem Yılmaz'ın ilk gösterileri olduğu zaman Bir Tat Bir Dokular. 2000 yılında Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının iki katı. Öyleyse Ahmet mesela 1980'de doğmuş, bu 1990'da doğmuş. Bu 10 yaşında, bu 20 yaşında olsun. Burada verilen şartlara tamamen uyuyor mu? Uyuyor. Bitti. Bu iki kişinin yaşları toplamının X ve Y türünden ifadesi. Birisi 20 yaşında, biri 10. Topladım 30 oldu. 30'u burada nasıl ifade edebilirim? X dediğimiz 1980, Y dediğimiz 1990. Bundan bunu çıkarıp 3 ile çarpacağım. O da burada. Y'den X çıkardım, 3 ile çarptım. Burada. 5 tane soruya baktık. Tek bir X lafı bile duymadınız. Umarım faydalı olmuştur. En azından denklem kurma problemleriyle ilgili ön yargıları kaldırabilecek türden bir video olmuştur. Başarılar dilerim.